sormuş olayım onu, arkadaşların da söz hakları olsun diye. Şimdi bizim öğrendiğimiz kadarıyla hizmetçi sendikası, yetkili sendika anlaşamadınız. Bir takım uyuşmazlıklar oldu. Grev oylaması yaptılar. Grev oylamasında greve hayır çıktı. Hayır çıkınca dolayısıyla Yüksek Hakim Kurulu'na gidildi. Şimdi neydi de sendikayla anlaşamadınız? Ben bu iki soruyu zaten anlatayım. Tamam. İşte yani ben onları söyleyecektim. İstersen sendikadan başlayalım. Şimdi ben geldiğimden beri prensip olarak abi şunu söyledim. Kesinlikle ben işçiye enflasyonun altına zam vermem. Vermedim de zaten. Onun için hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat hem Türkiye'nin ekonomik anlamdaki türbülanslar, pandemiden sonraki çıkışla beraber, işte Türkiye'deki ücretlerin bir anda aşağı yukarı gitmesi, her yıl yapılan asgari ücret yerine işte 6 ayda bir asgari ücret yenilenmesi yapılma durumunun kalınması, Türkiye'nin bütününde, bütün belediyelerde, kamu kurumlarında ve özel sektörde de, ben aynı zamanda özel sektörde de kendi işletmelerimizde çalışanlarımız var, ciddi sıkıntılar oldu. Sizler de yaptığınız işletmelerde. Çünkü bir zam yapıyorsun, bir hiyerarşi kuruyorsun orada. Bakıyorsun ki en alttaki adamın asgari ücreti yukarı çıkınca bir üstte kademeli verdiğin yer aşağıda kalıyor. Bu sefer ona vermek zorunda kalıyorsun. Şimdi böyle bir sancılı dönem geçirdik. 2022'nin Mart'ında bir sendikayla her sene oturulur ve anlaşma yapılır. 2022'nin Mart'ında bizim sözleşme zamanımızdı. Geldik. Hatta ben o zaman enflasyon en fazla %15-20 olur gibi tahmin ederken enflasyon ciddi anlamda artınca onlar da başkanım benim sözüm altında beni bırakarak başkanım bize hep dedin enflasyonun altına vermem bakalım şimdi ne edeceksin diye. Hatta benim de bazı arkadaşlar dedi ki başkanım bu kadar da veremeyiz ki %55. Ama ben %55'i verdim. Yani sözümü tuttum. Enflasyondan rakamı verdik 2022'nin Mart'ında. Haliyle geldik 2023'ün Mart'ına. Bu sözleşme konuşmaları başladı. Görüşmeler başladı. Ve biz yine tabii arkadaşlar sendika tarafı da şunu çok iyi biliyordu ki enflasyon neyse onun üzerinde. Enflasyon yine %54-55 civarındaydı 2023'ün Mart'ı. TÜİK'ten aldığımız veriler. Fakat biz genel anlamda da sıkıntılar olduğunu gördüğümüz için ekonomik anlamda. Bunu biz %68'e çıkardık. Yani biz 2023'ün Mart'ında sendikayla %68 üzerinden Mayıs'ta çünkü 1-2 ay beklediler. Mayıs'ta bak burası çok önemli imza altına alındı her şey. Karşılıklı. Ve biz ona göre süreci başlatmış olduk. Fakat daha sonra bu kamu işçilerine ait personel sözleşmesi gündeme Türkiye'de gelince işçilere Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı mutabakattan az veriyorsunuz %68'e göre doğru mu? Yok %68 az değil %68 %55 ya ben şimdi neye göre yapıyorum onu biz kendi özlüğümüz olan özgün muhasebemiz olan biz merkezi hükümetten gelmiyor. Belediyeler öyledir ben kamu yani Çaykur değilim ben Çaykur devlet açıklama yapar ona göre neyse onu alır. Benim memurlarım öyledir, ben öyleyimdir. Devlet ne açıklıyorsa zam oranı ona göre alıyoruz. Ama işçiler, özellikle iştirak şirketimin işçileri, yani bizim şirketimize aldığımız işçiler, herhangi bir iş adamının şirketindeki işçiler gibi düşünün. Ne anlamaya çalışıyorum? Cumhurbaşkanı'nın açıklaması senin belediyendeki işçileri kapsamıyor. Kapsamıyor. Şimdi, tabii. Şimdi, Cumhurbaşkanlığı ne diyorum? Kamu İşçisi personel sözleşmesi. Bir bitirince oturacak meseleler. Bu açıklanınca sendika, biz belediyeleri de bunun içerisine sokabiliriz gibi bir sendikal anlamda üst düzeyde bir homurdanma oldu. Bizler anlaşma yapamayınca az önce dediğim gibi Yüksek Hakem Kurulu'na gider raporlarımız. Yani o grev yerine Yüksek Hakem'i tercih ederler. Yüksek Hakem'e gider. Yüksek Hakem de kendi durum değerlendirmesini yaparak bir rakam verir. Arkadaşlarımızın, sendikaların bakışında Yüksek Hakem Kurulu bizi de herhalde bu kamu işçisi protokolüne sokar, belediyeleri de bu hükmün altına sokar düşüncesiyle beklemeye aldılar kendilerini. Dediler ki biz daha çok vermeniz lazım. Bu sizin verdiğiniz %68'den daha fazla olması lazım. %68'i de şöyle anlatayım size. 2022'nin Mart'ında asgari ücret 4250 liraydı.
Daha sonra Temmuz'da 5500 oldu. 2023'ün ocağında da 8500 lira oldu. Biz 4250 lirayı 2022 Mart'ında baz almadık zammı yaparken. Yani %68 yaparken. 5500 lirayı baz aldık. Aslında oradan da %20 civarında %68'in üzerine geldi. Ve sonuçta baktığımız zaman 2022'nin Mart'ında 6500-7000 lira alan en alt düzeydeki bizim işçimiz %68 ile beraber 13 bin lira almaya başladı. Tam bu esnada arkadaşlar işte ya biz bu azdır, şudur, budur derken Türkiye'de yeniden nedir asgari ücret gündeme geldi. Basında, kamuoyunda. Tam biz bunları konuşurken. Tabii arkadaşlar yine bizimle görüşme istediler. Hatta genel merkezlerinden geldi yetkililer. Ve ben onlara şunu söyledim. Size de rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar çünkü söylediğim laflar. Arkadaşlar, biz normalde sizinle bir sözleşme yapmışız. Bu sözleşme normalde 2024'üne kadar geçerli olan bir sözleşme olması lazım. Ne yüksek hakeme ne hiçbir yere gidebilme hakları yoktu. Fakat o bir şekilde kabul edilmeyerek kendilerince imza altında alındığı halde suistimal edilerek daha sonra belki daha detaylı açıklanır. Ama yok biz önemli olan karşılıklı imzalar. Karşılıklı imzalar. Buradaki sendikayla imza attığında başka. Evet. Ama ben imza atıyorum. Evet. Ben oradaki imzadan gelecek bir daha imza atmayacağız. Yani bizim imzamız olduğu zaman karşılıklı o iş bitmiştir. Her neyse teamül böyle geçmişten beri. Ben buna rağmen dedik ki o yetkili arkadaşlara da bizim buradaki yetkililerine dedik ki arkadaşlar dört kişi belki basından fotoğraflarda gördünüz onlar o zaman geldi belediyede fotoğraf çektirdik. Ben Rize Belediyesi, Rize işçisi benim arkadaşlarım, benim işçilerim. Ben Türkiye'de hangi uygulama yapılıyorsa ben de ona tabi olmak kendimi zorunlu hissederim zaten. Ben niye daha az vereceğim? Daha çok veririm işçime. Ama şu ortamı bir görelim, ortam bir durulsun. Diğer belediyeler ne yapıyor? Hamleler ne oluyor? Asgari ücret ne olacak? Oranı neyse ben onu da bunun üzerine verme sözü veriyorum. Ve bu halen bu sözdeyim ben. Pardon, 68'in üzerine. Hayır, o belediyelerin üzerine değil. Bizim %68'in üzerine asgari ücretten açıklanan rakam neyse onu da dedim ben. Asgari ücretten açıklanan rakamı da benim verdiğim rakam. O belediyeler benim kadar zam vermemiş zaten. Yine aşağıda kalırlar. Ha, bunu da koydum bir tarafa. Sizin dediğinize geleyim. Türkiye'de belediyeler, bütün belediyeler kamu personel sözleşmesine göre hareket etti. Ben de öyle hareket edeceğim. Ben başka türlü niye hareket edeceğim? Şimdi yani her zaman için. Ben işçinin yanındayım. Sendika başka düşünebilir. Ben sendikayla bir işim yok. Ben buranın şu anda sorumlu amiri bensem, parayı da ben veririm, fazlasını da ben veririm. Ben bunu onlara da diyorum. Ben Trabzon'u, Giresun'u, Ordu'yu, Samsun'u her tarafı aradım. Ya ne oluyor? Yani biz mi az kaldık bu şey bizde var çalkantı? Diğer yerlerde yok. Trabzon 10.500 lira veriyor. 11.000 lira veriyor Giresun en üstte. Şimdi Temmuz'da sözleşme yapacaklar. Bizden sonra biz erken yakalandık yani bu Mart'ta olduğu için. Böyle bir süreç oldu. Ve süreçte şimdi gelinen noktada arkadaşlar tabii ki herkes ister ki daha fazla olsun, daha fazla olsun. Ben buna da saygı gösteriyorum. Arkadaşlar yüksek hakeme gitme istediler. Yüksek hakeme gidilecek. Yüksek hakem oradan bir netice verecek. Bu netice eğer hangi rakamsa zaten ona uymakla mükellef. Ama bu netice benim taahhüt ettiklerimin altında kalırsa ben yine yukarıya çıkaracağım onlar. Sözünü verdim. Tabii tabii. Tabii. Size değil ben onlara verdim sözü. Efendim? Yüksek hakeme baskılar olduğu Onu bilemem. Şimdi onlar bir iki hafta içerisinde sadece bir belediye değil ki bütün Türkiye belediyelerinde. Çünkü genelde az önce başta dedim ya bu ücret dengesizlikleri sıkıntılarından dolayı bütün Türkiye'de bir karıştı ortam. Belediyeler hepsi gidiyor işte bir daha yüksek olur, daha az olur vesaire. Bunun geneli olan bir sonuç oldu ama biz şimdi yüksek hakem bekleyeceğiz mecburen. Onun sonuçlarına göre ben işçinin en iyi almasını sıklamış olacağım. Oradan verilirse ne ala o vermedi aşağıda kaldı. Ben yine benim kendi verdiğim ücretlerle onun yukarısına çıkmış olacağım. Duruma göre. İşte bilemiyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii görüşme istiyorlar ama ben görüşme kabul etmiyorum da artık. Çünkü bu saatten sonra
Ben bunu bir de şöyle görüyorum. Hani ben bazen diyorum size, ben sadece belediye başkanı sıfatıyla değil, bir Rizeli arkadaşınız, sokaktaki bir kardeşiniz olarak diyorum. Bu işte iyi bir katalizör karbon kağıdı görevi görecek. Benim için samimiyetime, sözlerime, dürüstçe arkamdan gelenlerle gelmeyenler de burada belli olacak, olmuş olacak. Başkanım, büyük şeyleri çıkarırsak... Ben mesela... Büyük şeyleri çıkarırsak geri kalan 51 ilde bize belediyesinin en düşük maaşı verdiği değil mesela bu bunu doğru mu? Değil. Mesela ben size diyorum da hemen Trabzon yanı başına ara. Büyük şeyler dışında. Giresun'u ara. Ben aradım başkanlarını, onlardan aldım rakamlar. Bizden şu anda düşükteler. Şimdi geliyorum başka bir mevzuya. EYT, tabii bu da bir sıkıntı oldu sendikada. Sendikadaki arkadaşlarımız da farklı sendika kendi aralarındaki çekişmeden dolayı kendi sendikalarından istifalar herhalde olunca onlar da kendine göre refleks geliştirmeye başladılar. Yani daha çok almamız lazım. Biz işte belediyeden şu bu kendi sendikalarındaki üyelerini tutabilmek adına belki başka bir şeyler, vaatlere girdiler, farklı şeylere gittiler. Ama bu işçi arasında da dalgalanınca benim de çok istemediğim, hoş olmayan kendi içerisinde dedikodular sebebiyet verdi. Ama bunların hepsi şöyle bir ay sonra netliğe kavuştuğu zaman bu kadar o zaman niye konuşmalar, niye dedikodular edildi? Biz de kendi kendimize hayretle soracağız bunu. EYT'lileri ben Mart Nisan'da emekli edebilecekken etmedim. Temmuz'u bekledim ki kıdem tazminatlarını daha yüksek alsınlar diye. Bunu da özellikle bekledim. Bak şu ana kadar. Efendim? EYT'de bir yaş sınırı var mı şu anda? Yaş sınırı uygulayacağız. Çünkü tümünü yani 176 tane EYT'li var. Bunlar şimdi 42, 43, 44 yaşında gençler var. Biz bunların da emekli olmasını istemiyoruz. Yani kendi isterse olabilir. Ama biz o genç yaştakilerin emekli olmasını istemediğimiz için normal bugüne kadar nasıl ki emekliliği günü, prim günü, yaşı dolan arkadaşları emekli ettiğimiz gibi bundan sonra da o kriterlere göre EYT kapsamında olan, aslında EYT diye bir kavram da yok artık. Eskiden emekli potasına girmeyen insanların şu anda emekli potasına girmesi demek bu. Yaş kalktığı için. Orada biz bir yaşı, bir yaş baremi alıp o yaş üzerinden arkadaşlara diyeceğiz ki siz normal emekli olacaktınız, olun diye. Ama genç yaşta, daha genç yaştaki arkadaşlar da düşünmüyoruz. Ha, kendileri ayrılır. Mesela biz hiç demeden bir 50 kişi emekli oldu zaten EYT olup olmaz. Çünkü dedi ki ben aldığım paraya göre emekli maaşı da 3-4 lira daha aşağı alıyorum. 3-4 lira ben her yerde kazanırım. Gitti. Özellikle emek yoğun çalışanlar. Kendileri ayrıldılar. Ve ben geldiğim günden beri emekli ettiğimiz arkadaşlarımızın parasını hiç ikilettirmedim. Taksit etmedim. Direkt hepsini, hatta arabuluculuk üzerinden fazla nedir o yevmiyeler üzerinden para da vererek hepsini emekli ettik. Tek kalemde. Hiç bak davası mavası görülen de yok. Geçmişte çok sıkıntılı oluyordu. Mahkeme gidiliyordu. Bilmem ne oluyordu. Yine öyle yapacağız. Emekli ettiğimiz arkadaşımızın parasının tümünü verip ayıracağız. Yani sendik olay biraz Türkiye'deki dalgalanma. Biraz bunlar acaba biz yanıldık mı? Çok erken mi sözleşme yaptık? Biraz daha mı fazla alabilirdik? Acaba kamu işçisi personel statüsünde belediyelerde yüksek hakeme getirirsek girer mi? Girerse daha yüksek mi alırız gibi bu handikaplar ve kendi sendika arasındaki kendi karşılıklı çekişmeleri, onun üyesini aldı, bunun üyesi istifa etti hadiseleri meseleyi böyle çalkantılı bir noktaya getirdi. Ama ben yine diyorum, ben Türkiye'deki etrafımızdaki belediyelere göreceğiz. Ben hiçbir belediyeden ortalama anlamda aşağıya vermeyi zaten düşünmüyorum. Buradakiler de emek veriyorlar. O emeklerin hakkını vermiş olacağız inşallah. Gelelim. Sayıları mı? Tabii. Yani şu anda bizim en son sözleşmelilerin memuriyete geçmesiyle beraber tabii rakamları vereceğim ama net rakamlar değil. 190 civarında bir memurumuz var. Bizim 11 tane kamu işçimiz, kamu derken kadrolu işçimiz var 11 tane. 11 tane kadrolu işçi, 190'a yakın da memur, artık sözleşmeliler de memur olduğu için memur diyorum. Onun dışında bizim yaklaşık 450'ye yakın Riberkent diye kurduğumuz şirkette
İşte bu sosyal tesislerde, Kalkanlar'daki fabrikada ve diğer birimlerde çalışmak üzere Riber Kent adı altındaki şirketimizin elemanı var. İyi de bu Riber Kent dediğim bunlar işte. Ha? Riber Kent. Ama eski Ribersan normalde 900'lardan şu anda 670'lere falan indi. Ama bunların Mustafa Bey rakamlarını net de verebiliriz size. Yani ben şimdi çünkü her gün değişiyor bunlar. Ama ortalama yani diyorum 670'lere bunlar Ribersan emekli ettik. Bir 200-250 kişi emekli ettik. Biz eskiye göre 1250 kişiyle hizmet eden belediye aynı hizmetleri 1000 kişiyle görüyor şu anda. Kaç? 1000. Ortalama 1000 kişiyle. 450'de dahil mi? Bak ya bir ilave edeceğim ona şimdi. Ya niye araya giriyorsun? Bir şeyimi bozuyorsun. Anlamaya çalışıyorum. Daha iyi de işte, şeyler rakamları kaçırıyorum. Şimdi normalde başka bir şey diyorum bak. Bundan 5-6 yıl önceki 1200 bunlar da 1024 kadrolu vardı. 200-250 tane İşkur üzerinden çalışanla bahsediyorum. 1250 kişiyle 1200-1250 kişiyle yapılan işleri biz şu anda 1000 kişiyle yapıyoruz. Ama biz de şu anda 1250 kişiyiz. Niye? Bu sosyal tesisleri açmakla beraber yaklaşık 200 tane yeni istihdam yarattık. Kalkandere'de de yaklaşık 60-70 tane fabrikada yeni istihdam yarattık. Bunlar sıfırdan yeni istihdam. Ama onun dışında o 450 dedim ya, 250'si burada. 200'ü nerede? 200'ü de bizim emekli ettiğimiz fen işlerinde, park bahçelerde, temizlikte, şurada, burada ikame ettiğimiz kişiler var. O şu anda. Riber kenttekilerin sendikalı değil, yeni alınmışlar. Tabii ki zaman içerisinde sendikalı olacak onlar. Aynı sosyal haklarını yalanacaklar. Ama ne zaman? Biz şimdi bir kısmı 6 ayda bir çıkarıyoruz. İşe adapte olabiliyor mu? Yapabiliyor mu? İyi bir eleman mı? Yani bayağı bir süzgeçten geçtikten sonra bu kuruma verimliyse onlar kalıcı olmaya başlıyorlar. Ve onlar önümüzdeki yıllarda sendikalı da sosyal haklardan da yararlanabilecekler. Yaralılar nasıl oldu? Bunlar öyle bir şey. Bak ben sokakta bile insanlar bile beni görüyorlar yolda tanıdığım herkes. Hatta şunu da dedik. Bütün mahallelerimizde sosyal politikalar komisyonumuz var. O komisyon bile o yardım ettiğimiz evlerde eğer çalışıp binmeye niteliğinde kişi varsa onları bile aldık. Ki doğru, evine ben, ekmek getirsin. Doğru CHP'li de varsa bile çalışamıyor. Ha yani. Yok bizim işi yapsın. Rigid olmasın. İşini yapsın. Bunlar hepsi bizim evladımız canım. Bu memleketin çocukları da. Orada sıkıntı yok. Birçok havuzda birikiyor. Ondan sonra değiştiriyoruz onları. Bazı yerler sürekli değişiyor. Bir tane bırakmayacak şekilde parkomatlarda ve başka yani çok niteliğe haiz olmayan yerlerde değiştiriyoruz. Başkaları da gelsin çalışsın diye. Ama nitelikli olan yerlerde işte garsondur, aşçıdır, ustadır, kalfadır, ne demeyeyim, motorcudur, kaynakçıdır, iyi şofördür falan buralarda kalıcı olmaya devam ediyorlar. Evet.